Merhaba değerli dostlar. Bu videomuzda nitel araştırmada yanlış bilinen bazı doğruları tartışacağız. Dört başlık altında bunları şu anda ekranda da görmüş olduğunuz gibi yazdım. Bunları konuşmaya çalışacağım. Birincisi nitel verileri analiz etmek için, bir program kullanmak gerekli midir? Şimdi değerli dostlarım, nitel araştırma biliyorsunuz doğası gereği yorumlayıcı paradigmadan gelir. Naturalistik yorumlayıcı dediğimiz, yani ya da post pozitivizm diyenler de var biliyorsunuz. Dolayısıyla insanların bakış açılarını, algılarını inceler. Bu kapsamdan baktığımız zaman nitel araştırmada analiz yapan kişilerin bir kere kişilerin ifadelerini, sözcüklerini ya da konuşmalarını, algılarını, düşüncelerini, bakış açılarını analiz etmesi gerekiyor. Bunu sayılara dökmek, sayılarla ifade edecek bir şekilde mekanikleştirmek çok doğru değildir. Dolayısıyla nitel araştırma verilerini analiz etmek için bazı programlar önerilir. Bu programların isimlerini ben söylemeyeceğim. Fakat şunu söyleyeceğim. Gerekli değildir. Nitel verileri analiz etmek için bir program kullanmak gerekli midir? Gerekli değildir. Yani siz, ben çok fazla hani görsel zekam iyidir. O yüzden bu programları kullanmak istiyorum diyorsanız olabilir ama şunu ifade edeyim ben. Bu programlar sizin yerinize veriyi analiz etmiyor. Veriyi zaten yine siz analiz ediyorsunuz. Yani size sadece bu programlar en çok geçen kelimelerin belki altını çizerek işte göstererek sizlere yardımcı olmaya çalışıyor. Dolayısıyla işi nicel araştırmadaki gibi sayılarla analiz etme işine dökmemeniz gerekiyor. Çünkü nicel araştırmanın doğasında sayılarla analiz etmek varken nitel araştırmanın doğası düşünceleri araştırmacının background'una göre ya da geçmiş tecrübesine göre şekillendirmek üzerine kuruludur. Dolayısıyla siz nitel araştırmada veriniz ister 3 kişiyle çalışın, ister 5 kişiyle, ister 10 kişiyle çalışın fark etmez. Bir program kullanarak sadece olayı görsele döküyorsunuz. Sizin analizinizi kolaylaştırabilir. Yani burada belki bir yardım alabilirsiniz ama onun haricinde dediğim gibi şey yapmıyor yani sizin gibi. Hani nicel araştırmada biliyorsunuz bir takım parametrik ve nonparametrik testler var. O parametrik ve nonparametrik testleri analizlerinizde kullanıyorsunuz ve ona göre size bir takım sayısal ifadeler söylüyor. Ama burada öyle bir sayısal ifade falan söylemiyor. Yani sayısal ifade de zaten söylemesi nitel araştırmanın doğasına aykırı. Siz kendiniz eğer belirleyeceksiniz kodlarınızı o diyelim ki görüşme olsun, diyelim ki işte bir doküman olsun. O görüşmelerden veya dokümanlardan hatta belki bir video olabilir. Dolayısıyla bu videodan olsun. Video da bir dokümandır sonuçta. Dolayısıyla bunlardan yapacağınız şeyleri, analizleri kendinizin aslında yapılandırması gerekiyor. O yüzden ben program kullanılmasına biraz karşıyım, biraz diyorum. Çünkü hani kullanmak isteyenler de post pozitivist felsefe gereği kesinlikle bunu yapmayın demek istemiyorum. Çünkü pozitivizmde biliyorsunuz bir kesinlik aranırken post pozitivizmde evrene genelleme kaygısı olmadığı için nitel araştırmanın doğasında da bu olduğu için insanların bakış açıları, algıları hangi düzeydeyse ona göre nitel araştırmada yol alabilirler. Dolayısıyla benim bakış açıma göre, verileri analiz etme şeyime göre insanın yani araştırmacının daha doğrusu veya araştırmacıların datayı veya veriyi derinlemesine analiz edilmek için veriyi okuması lazım. Yani verinin suyunu çıkarması lazım hatta okuya okuya. Dolayısıyla bunu bir programdan işte yani öğrencilerimizde şöyle bir yanılgı var. Ben onu nitel analizler yapan programlara sokacağım. Benim yerimi analiz edecekmiş gibi algılıyorlar. Öyle bir şey yok efendim. Öyle bir şey yok. Siz burada ana faktörsünüz. Dolayısıyla hatta nicel araştırmada da aslında öyle. Yani hangi araştırma sorunuzu hangi parametrik testi çözeceğinizi hangi parametrik testle çözeceğinizi bilmiyorsanız bu durumda zaten nicel araştırmada da ilgili programda veya programlarda o parametrik testi, ilgili parametrik testi çalıştıramayacaksınız. Dolayısıyla ana eksende siz varsınız sevgili dostlarım. O yüzden nitel araştırmada işi mekanikleştirdiği için, araştırmacının bakış açısını bence körelttiği için programların kullanılmasını ben tavsiye etmiyorum. Nitel analizi araştırmacı veya araştırmacılar diyelim ki bir görüşme olsun. O görüşmeyi, o transkript edilmiş görüşmeyi, transkript edilmiş yani yazılmış ya metne dökülmüş görüşmeyi okuyarak gerekirse altını çizerek
net bir şekilde kavrayarak araştırmacının karşısındaki konuşmacının diyelim veyahut da işte katılımcıların ne söylediğini araştırma sorusuna göre derinlemesine analiz edecek şekilde araştırmacının veriye hakim olması lazım. O yüzden ben bu programların kullanılmasını çok doğru bulmuyorum. Bu bir. İki, kodlayıcılar arası tutarlılığı sayılarla mı ifade etmeliyim? Kodlayıcılar arası tutarlılığı. Şimdi efendim bak burada da aynı şekilde yani nitel araştırmanın doğasına bakmak gerekiyor. Nitel araştırmanın doğasında sayılar yoktur aslında. Nitel araştırmanın doğasında derinlemesine analiz vardır. Dolayısıyla yani bunu bir nicel paradigma gibi işte kodlayıcılar ayrı ayrı kodladı. Daha sonra işte bilmem kimin işte iç tutarlılık katsayısına göre ya da bilmem öbürünün iç tutarlılık katsayısına göre o isimleri de söylemek istemiyorum şu anda. İşte kodlayıcılar arasında 0,90 bulundu demek tamamen pozitivist felsefedir. Tamamen pozitivist felsefe. Yani ben işi şey yaptım demektir. Yani bakın nitel araştırma da objektiftir. Nicel araştırma kadar objektiftir. Ama yani illa bunu sayılara dökerek kesinliğe yani bir sayılarla sınırını daraltmak çok doğru değildir. Dolayısıyla ben şunu tavsiye ediyorum. Yani gerekirse kafa kafaya vereceksiniz. Kodlayıcılar arası fikir birliği. Kodlayıcılar arası tutarlılıktan da bahsediyoruz. Kodlayıcılar arası fikir birliğine varması lazım. Yani kodlayıcıların, araştırmacıların yani bir bakıma bu görüşme verilerini, gözlem verilerini ve doküman verilerini ayrı ayrı analiz edip daha sonra bir araya gelerek tartışarak kodlarına karar verebilmesi gerekiyor. Eğer kod oluşturacaksa. Dolayısıyla illa işte ben yani ben şu taraftarım. Eğer fikir birliğine varamadınız, o kodlar alınmayabilir. Ama illa almak istiyorsunuz tamam peki kodlayıcılar arası tutarlığa gidin ve sayı verin o zaman. Yani bir sıkıntı yok yani bu verilmeyecek demiyorum bakın tekrar ediyorum ama kodlayıcılar arası tutarlılığı sayılarla ifade etmek gerekli midir? Değildir. Yani illa işte şunun kat sayısına göre kodlayıcılar arası tutarlılık sıfır bilmem kaç çıkmıştır. Şunun kat sayısına göre ya da şunun işte formülüne göre daha doğrusu kodlayıcılar arası tutarlılık şu çıkmıştır demek doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü bunu işi nicelleştiriyor yani pozitifleştiriyor. Dolayısıyla ben post pozitivist anlayışın ya da yorumlayıcı paradigmanın bir düşüncesi olan nitel araştırmanın öncelikle kodlayıcıların ayrı ayrı kodlarını kodlayarak ya da işte kodlarını vererek oluşturarak bir araya gelip fikir birliğine varması taraftarıyım. Ve bunu sayılarla ifade etmesine gerek yok. Üçüncü de bulgularda frekans vermeli miyim şeklinde bir ifade var. Bakın yine aynı mantıkla gidiyoruz. Yani bazı tez cürelerinde çok fazla görüyorum bunu. Jürinin birisi çıkıyor diyor ki illa frekans verelim. Ya arkadaş nitel araştırmanın doğasında sayısal analiz çok arka düzeydedir. Bakın betimsel analiz ve içerik analizi. Onda hani tüm varoluşsal tüm dengelimsel diye ayrılanlar var. Neyse oraya geçtim. Onu başka bir videoda konuşuruz ama betimsel analiz daha çok ne, kim, hangi sorusunu cevaplayacakken içerik analizi nasıl sorusunu cevaplayacak? Siz sayısal analiz vererek yani ne gerek var yani bunu yani 3 kişinin frekansını verince ne oluyor yani? 2 kişi 166, 1 kişi 133 falan gibi. Çok komik bir durum söz konusu oluyor. Dolayısıyla iş orada. Bulgularda frekans vermeye gerek yoktur ama ne yazık ki sizi tezlerinizde bu şekilde yönlendirenler olabilir. Bu hocalar eğer böyle yönlendiren hocalar varsa bilin ki bunlar pozitivist kafadır. Yani nicel araştırmanın, nicelci mantığın etkisinden kurtulamamış, işi sayılara dökmek isteyen, genelleme kaygısı güden, kesinlik arayan, orada kesinlik arayan bir durum. Yani onu sayılarla görmek istiyor ya da şunu da söyleyebiliriz ya da zeka türü açısından matematiksel zekası biraz daha fazla olabilir sevgili dostlarım bu insanların. Dolayısıyla bulgularda frekans vermeye gerek yok. Bulgularda eğer siz betimsel analiz yapıyorsanız veya içerik analiz yapıyorsanız betimsel analiz yapıyorsanız ne sorusunu, kim sorusunu, hangi sorusunu cevaplamaya çalışın. İçerik analizi yapıyorsanız nasıl sorusunu cevaplamaya çalışarak derinlemesine analiz yapınız. Ve burada frekans çok komik duruyor yani gerçekten de. Dolayısıyla sayısal analiz, evet nitel araştırmada kullanılan bir analizdir ama çok nadir kullanılır. Gerek de yoktur. O zaman belki frekans verebilirsiniz sevgili dostlarım. Yani şeyi de önemli olan biliyorsunuz bulgularda araştırmacının direkt alıntısını, doğrudan alıntısını vermektir. Özellikle görüşmede veya işte doküman üzerinde yazdıysa bir yerde, yazılı bir dokümansa, açık uçlu sorudan oluşan bir dokümansa orada direkt alıntısını vermeniz gerekiyor. Bu direkt alıntılar zaten atıyorum nicel araştırmadaki t-testi, ANOVA, MANOVA neyse nitel araştırmada da o direkt alıntılar odur. Yani siz orada onunla kanıt vereceksiniz. Nasıl sorusunu veya ne sorusunu cevaplayacaksınız. Dolayısıyla burada sayı vermenin anlamı yok. Yani 3 kişi işte atıyorum ne sorusunu cevaplıyorsunuz diyelim. 3 kişi işte yaratıcı drama kullandığını söyledi. 5 kişi atıyorum işbirlikçi öğrenme kullandığını söyledi. Yani
Buna gerek yok. Ya burada belki ne sorusunda nasıl sorusunu cevaplayamadıysanız ne sorusunda belki hocam ben zorlanıyorum işte elimde de veri yok o yüzden sayı veriyorum diyebilirsiniz ama şimdi burada esas amaç nitel araştırmada niye o 3 kişi yaratıcı drama kullandı? Niye diğer 5 kişi işbirlikçi öğrenme kullandı? Bunu açıklayabilmektir. Dolayısıyla oradaki niye kısmına odaklanmamız, nasıl kısmına odaklanmamız lazım? Biz bunlara odaklanmadan sayılarla verip geçmeye çalışıyoruz. Sayı verilmez. Ben şu çalışmaları biliyorum. Nitel araştırmada doğrudan alıntı vermeden nitel araştırmayı bitiren çalışmalar var geçmişte. Bu çok yanlış. Yani, nitel araştırmanın esas amacı katılımcıların bakış açılarını yansıtmaktır. Bu bakış açısını, görüşlerini, inançlarını yansıtmaktır. Bunu nasıl yansıtırsınız? Doğrudan alıntılı. Doğrudan alıntı peki neye yarar? İçgeçerliği artırır. İnandırıcılık demektir bu da. İnandırıcılığı yani içgeçerliği artırır. Sizin o çalışmanızın inandırıcılığını artırır. Dolayısıyla sayılarla bu inandırıcılığı artıramazsınız. İçgeçerliği ancak sayılarla değil doğrudan alıntılar. Doğrudan alıntı dediğim nedir? Bir daha söylüyorum. Kişinin, katılımcının konuşmasından, yazısından, yazdığından, konuştuğundan veya hareketlerinden yani gözlem yapıyorsanız hareketlerinden elde etmiş olduğunuz belki bir takım şeyler varsa, ifadeler varsa o ifadeleri doğrudan alıntı olarak görebilirsiniz. Dolayısıyla bulgularda frekans vermenin bir mantığını ben göremiyorum. Bir diğer 4 numara kod, kategori ve tema oluşturmak son sorumuz. Kod, kategori ve tema oluşturmak zorunlu mudur? Değildir. Direkt cevap verelim. Değildir. Kod, kategori ve tema oluşturmadan da siz nitel verinizi analiz edebilirsiniz. Aslında bu bile yani kod, kategori ve tema oluşturmak bile bir bakıma aslında olayı nicelleştiriyor. Bir bakıma aslında olayı pozitivizme doğru kaydırıyor. Yani sayılarla analiz etme, genelleme kaygısı var abi hep altında aslında kod, kategori ve temada ama bunları biz işte katılımcıların düşüncelerinden kodları elde edelim. Onlardan kategorilere ulaşmaya çalışalım. Hatta kategorileri bir araya getirerek temalara oluşturmaya çalışalım şeklinde ifadeler analizimizi bu şekilde yapabiliyoruz. Yani olabilir ama kodları, kategorileri ve temaları vermeden 3. soruda bahsetmiş olduğum gibi direkt alıntıları, katılımcıların direkt alıntılarını vermek esastır. Ama o direkt alıntıları siz ilgili kategoride, ilgili kodda kullanıyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi kodları, kategorileri ve temaları bir literatürden yararlanarak aynen alıp kullanabilirsiniz. Kendi kodlarınızı o literatürdeki kategori ve temalara atayabilirsiniz. Veyahut da siz kod, kategori, tema oluşturabilirsiniz. Üçüncü yol oluşturmakta zorunda değilsiniz. Sadece direkt alıntılarla da bu işi halledebilirsiniz. Ama birazcık daha betimsel analiz olarak değerlendirilebilir bu. İçerik analizinde kod, kategori ve tema oluşturulmasını betimsel analizde de bakın kod kategori tema oluşturur. Yanlış anlaşılmasın. Her ikisinde kod kategori tema oluşturur. Ana eksen biliyorsunuz ne ve nasıl sorular onu söylemiştim bir önceki sorularda. Ama belki kod kategori tema oluşturmazsak içerik analizi yapabilir miyim? Yapabilirsiniz aslında. Hiçbir sıkıntı yok. Nasıl sorusunu cevaplayabilirsiniz bu şekilde. Ama genellikle ben şeyi söylemeye çalışıyorum. Literatürde var olan bir algıyı söylemeye çalışıyorum. Sanki kod kategori ve tema oluşturmazsa içerik analizi olmazmış gibi bir algı var. Bu da bir doğru bilinen yanlıştır. Ya da yanlış bilinen doğrudur pardon. Dolayısıyla şunu söyleyebilirim. Kod kategori ve temalar oluşturmak zorunda değiliz. Evet bunlar yanlış doğru bilinen yanlışlar aslında diyebiliriz. Biz burada yanlış bilinen doğrular diye söyledim ama tabii bunu doğru bilinen yanlışlar olarak da ifade edebiliriz sevgili dostlarım. Dolayısıyla bu nitel araştırmada doğru bilinen yanlışlar açısından baktığımız zaman 4 şey söyledik. 1. Nitel verileri analiz etmek için bir program kullanmak gerekli mi? Değildir. 2. Kodlayıcılar arası tutarlılığı sayılarla mı ifade etmeliyim? Hayır. Bulgularda frekans vermeli miyim? Hayır. Kod kategori ve tema oluşturmak zorunda mıyım? Hayır. Evet, bu soruların cevaplarını vermeye çalıştık. Bir başka nitel araştırma videosunda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sevgili dostlarım.